Gözlerin çevrildiği kabine toplantısından beklenen çıkmadı. Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı henüz netleşmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair dikkat çeken mesajlar verdi. Fiyat artışlarının gerekçelerini anlattı. Güzel günler gelecek dedi. Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişin belini de aynı şekilde yine biz kıracağız. Yükselen enflasyona öncelik verdi. Mevsim koşullarının ve Ukrayna'daki savaşın etkilerini işaret etti. Fiyat artışlarının küresel olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı fırsatçılara tepki gösterdi. Bu tamahkarlarla mücadele ediyoruz. Ancak sorun çoğu defa hukuki değil, ahlaki olduğu için maalesef arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz. Kabine toplantısının ardından kamera karşısındaydı Erdoğan. Küresel krizi fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz dedi. Dengesiz fiyat artışları, özellikle de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerinin geçici olarak bir parça gerilemesine sebebiyet verebilir. Ama emin olun, arkasından gelecek güzel günler bu sıkıntıların hepsine değecektir. Ülkemiz için bir dönem sona eriyor diyen Erdoğan, istihdama yönelik yeni destek müjdesi de verdi. İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak.